Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde DB Render içerisindeki ışık seçeneklerini inceleyeceğiz. Şimdi yukarıdaki araç çubuğundaki Add Light'a tıkladığımda gördüğünüz gibi 4 farklı ışık seçeneği mevcut. Şimdi bunların hepsini tek tek bütün ayarlarıyla inceleyelim. İlk ışığımız Point Light. İlk olarak Add Light'a tıklıyorum ve burada Point Light'a tıklayabilir ya da klavyemdeki bir tuşuna bastığınızda hızlı bir şekilde sahnenize bir point light ekleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak buradaki gördüğünüz ikon aslında sahnede bir ışık olduğunu göstergesidir. Buraya tıkladığım zaman da point light'ın sağ tarafta bütün parametreleri çıkıyor. Şimdi bunları detaylı bir şekilde izleyelim. İlk olarak light attribute dediğimiz bir sistem. Bu sahnemdeki point light'ı farklı ışık kaynaklarına çevirmeye yardımcı olan bir parametre. Burayı tıkladığım zaman Spotlight tıkladığımda gördüğünüz gibi ışığım Spotlight'a döndürüldü. Ve buradaki seçeneklerle istediğiniz ışığı değiştirebilirsiniz. Gelelim altındaki bölüme Instancity. city aslında sahnemdeki ışığın şiddetini ayarladığım bölümdür. Burada ben Işığımın şiddetini arttırabilir ya da azaltabilirim. Gelelim Insta City yanındaki CD ve LM harflerine. CD, Kandela, de Lümen ışık birimini ifade eder. Bu ikisinden biriyle çalışabilirsiniz. Gelelim Insta City altında Attenuation Radius seçeneğine. Buradaki seçenek bizim sahnemizdeki ışığın mesafesini ayarladığımız bölümdür. Şimdi ben buradaki parametremi düşürdükçe sahnemdeki bir e, yuvarlak geometri yavaştan küçülüyor. Bu aslında etki alanını referansıdır. Ben bunu arttırdığım zaman da gördüğünüz gibi sahnemde ışık kaynağı artmış durumda. Gelelim onun altındaki Light Search Radius bölümüne. Sahnemdeki ışığın gölgeler üzerinde daha keskin ya da daha yumuşak bir gölge oluşumunu etkiler. Bunu aşağıya indirdiğim zaman gördüğünüz gibi sahnemdeki gölgelerde azalttıkça keskinlik oluşuyor. Eğer ki arttırırsam gördüğünüz gibi daha yumuşak bir gölge oluşturuyor. Şimdi onun altındaki bölüme geldiğimizde ise Show Light Shape bölümü. Farkındaysanız ben sahneme Point Light eklediğimde hiçbir şekilde ışığımın kaynağı gözükmüyor. Fakat sadece sahnemi aydınlatıyor. İşte buradaki show light shape'e tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ışık kaynağımda görülür hale gelecektir. Onun altındaki visible in reflection dediğimiz bölüm ise ışık kaynağımın yansımalarda gözükmesini kapatabilir ya da açabilirim. Şu an mesela alttaki değeri arttırdıkça aslında sahnemdeki ışığın gördüğünüz gibi yansımalarda etkisini görebiliyorum. Bunu istersem kısabilirim ya da tamamen kapatabilirim. Şimdi gelelim onun altındaki temperature ve color seçeneklerine. Temperature sıcaklık ve soğukluk birimidir. Yani ışık kaynağımızın sarımtırak ya da daha soğuk mavi tonunda ışık saçmasına neden olur. Ve buradaki rengini ...belirleyebilirim gördüğünüz gibi. Gelelim Color seçeneğine. Color seçeneğini tıkladığım zaman... ...ışık kaynağımın istediği rengi... büründürebilirim gördüğünüz gibi. Ve en son olarak... ...Kaustik dediğimiz... ...ayar. Şimdi Kaustik nedir? Kaustik... ...ışığın kırılmasıyla meydana gelen... ...bir e, olay... Buradaki kaostiği aktif hale getirdiğimde gördüğünüz gibi sahnemde saydam olan ve ışığın kırılmasıyla meydana gelen bir etkiyi görmüş oluyorsunuz. Şimdi bu kaostik genellikle cam gibi, saydam ve e, su gibi malzemelerde e, gerçek hayatta da görebileceğiniz bir etkidir. E, kaostik biraz daha realistik e, anlamda etkindir. Şimdi buradaki Kaostik'i aktif hale getirdiğimde şöyle bakalım ışığımı değiştirdiğim anda gördüğünüz gibi ışık kırılmalarını çok güzel bir şekilde görebiliyorum. Şimdi burada Kaostik'i aktif hale getirdiğim zaman Kaostik'in altında iki tane parametre ayarı var. Aslında D5 bize Kaostik'te de özelleştirme sunuyor. Caustic Intensity ve Softness diye iki tane ayarımız var. Bunlardan birincisi Caustic Intensity. Buradaki ayarımızı arttırdığımız zaman gördüğünüz gibi Caustic'in etkisi daha da artıyor. Daha belirgin hale geliyor. Ya da buradaki Caustic'i daha da kısabilirim. Sahnenizdeki ışığın durumuna bağlı bunu değiştirebilirsiniz. Ve altındaki softness ise gördüğünüz gibi aslında kaustik daha keskin. Softness ile daha çok yumuşatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi point light bu şekilde. Şimdi gelelim ikinci ışığımıza. İkinci ışığımız spotlight. Add light'a tıklıyorum ve spotlight'a tıklayabilir ve de klavyemdeki iki tuşuna basıp sahneme çağırabilirim. Spotlight'ıma tıkladım. Gördüğünüz gibi sahneme Spotlight'ımı yerleştirdim. Şimdi buradaki Spotlight'ın ayarlarına bakalım. Gene aynı şekilde Property altında Light Attribute seçeneğimiz var. Az önce Point Light'ta bunu görmüştük. Altta ES dediğimiz dosya seçenekleri mevcut. Buradaki ES altındaki default'a tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ES Light dediğimiz bazı spot çeşitleri var ve buradan istediğiniz sahnenize uygun olan spotu seçip daha realistik bir spot aydınlatması koyabilirsiniz. Onun altında ise gene intensity bölümü mevcut. Burada da şiddetini kısabilir ya da arttırabilir. Gelelim Cone Angel ayarına. Cone Angel ise farkındaysanız spotlight'ımızı koyduğumuz zaman aslında bir koni şeklinde gelir ve buradaki cone Angel'da Kone'nin açısını ayarladığımız bölüm daha e, arttırdığım zaman gördüğünüz gibi daha yaygın bir şekilde ışığı dağıtır ve alttığım zaman odak noktasını bir noktaya toplar. Bu şekilde ES'lerinizi özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki attenuation Radius dediğimiz bölüm ise aynı şekilde Spotlight'ın ışık mesafesini ayarlar. Aşağıya doğru çektiğim zaman gördüğünüz gibi ışın mesafesini bu şekilde ayarlayabilirim. Alttaki light search radius ayarı ise aynı şekilde point light gibi ışığın gölgeler üzerindeki etkisidir. Alt azalttığım zaman keskinleşir, arttırdığım zaman ise yumuşatır. Aşağıdaki visible in reflection aynı şekilde yansımasını gösterir ya da kapatır. Aşağıdaki temperature ve color da spotlight'ımızın renk ayarlarını yapabiliriz. Aynı şekilde caustic'i aktif hale getirdiğim zaman gördüğünüz gibi caustic aktif olur. Gördüğünüz gibi spotlight da bu kadar da geçelim üçüncü ışığımıza. Üçüncü ışığımız Striplight. light. light'a tıklıyorum ve üçüncü seçenekte Striplight'ımız var. Burayı tıklayabilir ya da klavyenizde 3'e basabilir sahnenize ışığımızı getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi uzun ve ince bir ışık kaynağı. Bu genellikle net aydınlatmalarda ya da gizli aydınlatmalarda çokça kullanılan bir ışık kaynağı. Burada ışık kaynağımı buraya yerleştiriyorum. V'ye basıyorum ve buradaki ışık kaynağını daha da uzatıyorum. Bunu şuradaki x ya da y'deki koordinatlarla da uzatabilirsiniz. Bu şekilde de gördüğünüz gibi salıyor ve artıyor. Şimdi sahnemizi tam şekilde oturturalım. Evet. Ve gördüğünüz gibi aslında bütün ayarları Hepsinin aynı, sadece bir iki tane seçenek farklı oluyor. Gördüğünüz gibi gene property altında light attribute dediğimiz seçenek mevcut, intensity seçeneği mevcut ve farklı bir seçenek olarak barn door angel ve barn door length dediğimiz iki tane farklı ayar var. Şimdi bunları inceleyelim. Barn door angel la barn door length beraber eş zamanlı çalışır. Şimdi bunların arasındaki farkı görelim. İlk olarak Angel'dan önce lenge görmek daha etkili. Çünkü buradaki Barn Dorn lenk aslında gördüğünüz gibi Direct Tunnel Light gibi ışık kaynağını daha hedefsel olarak arttırır. Gördüğünüz gibi Barn Dorn Angel ise gördüğünüz gibi bir e, açı belirler ve açıya göre ışığınızı yönlendirmeye yardımcı olur. Aslında bu e, stüdyolardaki spot ışıklarına benzer dört tarafında kapaklar vardır ve o kapakçıkları e, açtığınızda ya da kapattığınızda ışığı odak noktasını kontrol edebilirsiniz. E gördüğünüz gibi ben barn door angel'ı açtım hatta lengimi de kısıyorum. Gördüğünüz gibi bu ikisi hem açıyı hem de ışığın hedef noktasını belirlememize yardımcı olan parametrelerdir. Aynı şekilde attenuation radius dediğimiz bölüm var. Bu da aynı şekilde mesafesini ayarlar. Gördüğünüz gibi buradaki o yuvarlak hedef strip light içerisinde de mevcut. Ve gördüğünüz gibi etki alanını durabilirsiniz. Şimdi ben bunu şöyle şiddetini ona getiriyorum. Ve yavaşça ışığımız gördüğünüz gibi azalmaya başladı. Ve strip light'ımı aşağıdaki temperatürle biraz daha sıcak bir tona getiriyorum. Gördüğünüz gibi ışığımızı da gizli aydınlatmalarımızı strip light'la yapmak mevcut. Şimdi geçelim son ışığımız olan Rectangle Light'a. Dördüncü ışığımız Rectangle Light. Add Light'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi dördüncü sırada Rectangle Light var. Son ışığımız ve bu Rectangle Light'a tıklayıp klavyenizde 4'e tıkladığınızda sahnenizi bir Rectangle Light çağırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben sahneme bir Rectangle Light çağırdım. Şiddetini şimdilik sahneme göre ayarlayacağım. düşük bir e, ışık kaynağı seçiyorum. Evet. Şimdi yerleştireceğim için tam anlamıyla yerini görebilmek için show light şefi aktif hale getiriyorum. Ve bunu strip light gibi ince bir kaynak oluşturdum ve bunu gizli bir aydınlatma yapmak istiyorum şimdi. Gelip sahnemdeki yerine tam anlamıyla oturturalım. Evet, şu şekilde oturturduk. Şimdi buradan da biraz belki ışığını bir tık açabiliriz. Ve sıcaklık değerini 3800 yapalım. Aynı şekilde shift'e basıp ışığımı kopyalıyorum şu anda. Evet, ışığımı da kopyaladım. Ve artık show light çipi kapatabiliriz. Biraz daha yukarı aldığımda gördüğünüz gibi gizli bir aydınlatma yapmış oldum. Aslında Rectangle Light, Strip Light ile aynı özelliğe sahiptir. Fakat Strip Light daha çok LED ve gizli aydınlatmanın hızlı bir şekilde koyulabilmesi için oluşturulmuş. Rectangle Light de aslında aynı işe hizmet ediyor. Fakat Rectangle Light'ın boyut olarak daha büyük e, aydınlatma işlerinde daha yardımcı olduğu için genellikle doğal ışıklara, iç mekanla yardımcı bir sınıftır. Çok çok kullanılır. Hatta sadece D5 render değil. Çoğu bir Corona gibi çoğu render motorlarında da bu işlemi görür. Gördüğünüz gibi bütün ışık kaynaklarını inceledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.